Arkadaşlar hello. Hello. Merhabalar. Uzun süre sonra diyeceğim ama çok da uzamadı. Herhalde 2 hafta, 3 hafta, en fazla 1 ay oldu. Ya işte bayramdan sonraki ilk şeyimiz bu, Kapadokya'dan sonra Sapanca'ya gidiyoruz. Tuncay Şanlı'nın 17 numaralıyla Fenerbahçeli ve Türkiye'nin en tanınmış futbolcularından biri Tuncay Şanlı'nın oteline gidiyoruz. Gerçekten her şeyi Fenerbahçe'ye bağlıyor bu adam. Hayatımız Fenerbahçe'ye gidiyor. Evet. Arkadaşlar hello. Biz geldik. O kadar tatlı ki. Anlatamam size. O kadar tatlı ki odaları. Önce şu alandan giriş yapıyorsunuz. Bir dakika, arka kamerayı çevireceğim. Sonra karşınıza lak diye Kaan Bey çıkıyor. Hayatım 200 değil, 108 bizim odamız. Gelin burayı göstereyim size. Ha, bu arada her yerde oyuncu detayı var. Odaya gireceğim ama benim maçta sallanmış bir oda. Ben çok beğendim tasarımı. Gerçekten çok her hoş. Her yerinden bir olan sabah farkı. Odamız bu şekilde. Aa evet, çok tatlı bir şömine kabuğu. Neyse evet. Burada yine bir Kaan Bey ve Kurbağa Kermit var. Çok tatlı bu da. İyisin ha. Burada da yine bir yatma, güneşlenme alanı var. Bahçemiz bu şekilde. Bu çok tatlı. Odamız da naçizane. Bu da ben. Evet, yani şöyle. Çok içeride. Böyle dağlık alanda bayağı. Ama gerçekten çok hoş. Size şöyle ufak bir şey de göstereyim. Gençler, bir saniye. Şuradan. Evet. Bu şekilde. Burası kahvaltı ve açık havuzun olduğu alan. Benim sıfatül eşgal şaka. Diğer odaların işte yolu. Buradan da buggy ile sizi odalarınıza bırakıyorlar. Bu da çok tatlı bir hizmet. Yani bu yokuşu tepinmiyorsunuz. Bu çok hoş. Bu şekilde. Çok beğendim. Tasarımını gerçekten acayip beğendim. Sen de acayip beğendin mi? Acayip beğendim ben. Gerçekten çok güzel. Küçük bir uyarı vereyim videonun başında. Gelirken çok dikkatimizi çekti. Belki buraya gelene kadar 50 tane falan ayrı ayrı bungalov oteller gördük. Kesinlikle iyi araştırılması gerekiyor. İyi yapılması gerekiyor. İsimli isimsiz böyle bir sürü yer var. Burası Tuncay Şanlı'nın 17 Sapanca Pride Oteli. Şimdi bir de normali var bunun. Daha şehir içinde. Şehir içinde evet. Bu da daha dağlık alanda. Ama biz biraz daha sessiz sakin olsun diye private olanı seçtik. Çünkü neden? Çünkü kadın private işleri çok sever. O yüzden. Çünkü bir tatil üzeri. Çünkü evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız. Ha, çünkü evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız tabii zaten. O en şey, baş seçenek, tap seçenek yani. Arkadaşlar bu yorumlarda sözü linçler misiniz Kaan'ı lütfen? Gerçekten linçleyin bu adamı. Arkadaşlar Naile restorandayız, otelin. Şimdik
bakalım dışarısı. Kendimize bir masa bulalım. Güzel, ben size manzarayı da göstereceğim. Bekleyin. Şöyle bir rakım seviyesindeyiz. Geldiğimizi gördülerse bence şey yaparlar. Arkadaşlar, neyse. Yemek yiyeceğiz. Yemek yerken size tabii ki Kaan'ı çekip atacağım. Hiç merak etmeyin. Kaan Bey, Kaan Bey. Nail'e. Dur, daha sözümü kestim. Kaan Bey, Kaan Bey. Kaan Bey, ne yiyorsunuz bugün? Tanışmamız özel salata. Roka salatası. Duygu'yla ilk tanışmanın hikayemizde bir roka salatası anımız vardı. Onu başka bir zaman anlatırım. Hamburger yiyoruz. Nail'e Burger adının altında. Yumuşacık ekmekle. Muhtemelen bu ekmekleri Harras'tan falan alıyorlar. O ekmeği çok benziyor. Sulu sulu güzel bir pişirmişler. İçerisinde çedar, turşu, domates. Benim. Ortaya koyuyoruz. Hanımefendi ya da. Bir de sos rica etmiştim ben sana. Sos. Ketçap mı? Aynen sos. Elemanlar çok çok tatlılar ama hepsi çok yenince belli yani, biraz tecrübesizler. Onlar çok tatlı hepsi, komikler yani, biz böyle memnuniyet duyuyoruz böyle şeylerden. Duygu da ne yiyorsun hayatım? Izgara madalyon köfte yiyorum ben. Nasıl köftenin tadı? Çok hoş. Ben o zaman hamburgeri deneyimim ben de. Senin yemek yemediğin bir video olursa yarım kalır o vlog, evet. Yani. Bayağı yumuş yumuş ekmek. Hamburger tadı çok güzel, etin tadı çok güzelmiş. Afiyet olsun. Hem çok güzel pişirmişler. Şey göstereyim. Bir göster Allah aşkına, romantizm deyince de Kaan. Bizim 1. yıl dönümümüz olduğu için buraya geldik. Güzel bir yemek yedik. Sonra ben dedim ki karıma böyle güzel bir şeyler söyleyeyim. ChatGPT 4.10'un premium aboneliğinin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar. Okuyayım. Bir yılın ardından. Duygu. Adın gibi duygularla dolu bir yıl geçti. Zaman su gibi akıp gitti. Gözlerin, o derin denizler, sonsuz aşkıma bir liman oldu. Sanırsın mavi gözlüğüme. Gülüşün her sabah güneş gibi ısıttı içimi, aydınlattı karanlığımı. Allah Allah. Yanında olmak en güzel hediye, birlikte geçen her an bir masal gibi. Sevgilim, bu 1. yıl dönümünde sana olan sevgim her geçen gün büyüyor. Her anımızda, her nefes alışımızda sonsuz dek kalbimde yerim var. Birlikte nice yıllara Duygu, ellerimiz hiç ayrılmasın, bu aşk bu sevda ömür boyu sürsün, hiç solmasın. Helal be. Kaan Atalay and ChatGPT. Helal be. Helal be Yusufi. Helal sana. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar günah. Günaydınız. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Heyecanlı bir sabah. Kahvaltı yapacağız. Siz bu tatlış yerden benimle beraber... Yukarı çekseniz, hayatım aşağı çekmiyor konuştuk ya sen ya. Uyanamamışımdır belki. Günaydın Pavlos. Buraya geçelim. Hiç fark. Şura. Ha olur. Yol var ama neyse, ben yolu kullanayım. Kaan Bey asla yolu kullanmıyor ama olsun. Kozalakların minnaklığına bakar mısınız? Şaka mı? Burada istiyorsan havuz başına var şu koltuklardan sadece. Havuz başına yapayım diyorsan kahvaltını. Ya o fark etmez yavrum. Senin vejetaryen yemek yiyor. Benim vejetaryen. Vejetaryen mi? Neyse bir şey demeyeceğim şimdi. Hazır mısın kahvaltıya? Tamam o zaman.
falan. Evet Duygu Hanım, günaydın. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ne var menümüzde bugün? Ballar, kaymaklar görüyorum. Çok güzel. Sade, ideal bir kahvaltı. Abartısız, şovsuz, şeysiz. Afiyetle olsun. Afiyet olsun. Kahvaltını yaptın. Çok uzaktasın. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Doyurduk karnımızı. Mutluyuz, huzurluyuz. Sessiz, sakin bir yerdeyiz. Ben son hayatımda en sevdiğim şeylerden biri yapacağım. Kahvaltıdan sonra bayılmayacağım. Acaba havuza girip ıslanmayacağım. Guluk 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 guluk. Guluk 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 mu? Tavuk musun sen? Ne diye ses çıkartayım havuzun içinde? Guluk değildir o ses ya. Ne? Bup bup bup. Kurbağa gibi. Bardak da çok güzel bu arada. Afiyet olsun. Kaide. Ey yolcu, sakın unutma, hatırla, ben yalnız yaşayan at yetiştiricisi, adını okuyamadığım birisi, eşi bulunmaz bir kadın olan Sergi bir şey. Kızı eşim beni niye selamlıyorum? Tamam. Yazmaktaymış şurada hayatım. Selam Eleni abla o zaman. Saltanat deyince de ben. Seni duymuyorlar, ben söyleyeyim. Şu an hanımın için tekne kapattın. Loca. Ama gelen var. Loca mı kapattın sen hanımına? Güzel yer oldu ama. Evet evet. Koltuk çok keyifli. Güzel yer oldu. Arkadaşlar şöyle bir yerdeyiz. Şurası tekne. Biz tam uçtayız. Güzel. Sırtımızı da yasladık. Mis. Aynen öyle. Arkadaşlar Kaan'ın beni çektiği videoları... Ay özür dilerim. Fotoğrafları sizinle paylaşmak isterdim ama gördüğüm anda sildim fotoğrafları. Çünkü... Ya şimdi hakkımı yeme. Ben gayet güzel fotoğraflar da çekiyorum. Ben gayet güzel fotoğraflar da çektim. Tamam ben hayır çekiyorsun. Orada sadece bir böyle konsantre olamadım. Motivasyonum yok. Ben asla geldi. Çekmiyorsun demiyorum ki sana. Çekiyorsun ama bu sefer olmamış. Beğenmedim onları. Ha, bu sefer olmamış yani. Karşına daha dikkatli olurum hayatım. Gel, tamam kardeşim. Şey. Ay yok kötü duruyor hayatım. Hiç öyle bir yok. Olmadı mı? İstemedin mi? Oyun iyi. Şundan çok korkunçum. Arkadaşlar silah bu kadar suyu var ki. Silah oyunda bile Kalaşnikov var. AK-47. Şunlara bir bakayım mı bebeğim? Bakalım ben. Şurada var mı? Sen arkaya çevir de, şu an boş hayatım.
Tamam yani magnetleri de görmeye versinler. Dur çevireyim. Şu tarafta da vardı. Çeviriyorum arkadaşlar. Tamam. Sakarya'nın içerisinde Ormanya'dayız. Dondurma alayım mı istersen? Hayır. Tamam. Arkadaşlar. Ben parasını ödeyeyim. Kanımızı yanlış tarafa götürmüş. Bayağı mesir alanına götürmüş. Aa, çok iyi oluyor. Bayağı mesir alanına getirmiş. Arkadaşlar şimdi dondurma yok. Şu an ben sıradayım. Duygu beni duymuyor ama şu an sırada bekliyorum yani. Gözlemeci abla ne yaptı? Hem gözlemeci abla yani şakasız poşeti şöyle açıyor. Üç kere çırpıyor, gözlemeleri içine koyuyor. Gözlemeyi çeviriyor, onun bir daha çeviriyor. Onun vermesin seni gözlemeyi. Yok vermez, ben kesiyorum orayı da. Ya 15 dakika oldu, hazır peynirli gözlemeyi ısıtacak sadece. Babaanne! Başka bir şey yapmayacak. Babaanne şimdi 1 kilo gözleme yaptıydı ya. Of! Arkadaşlar bu Ormanya çok kalabalık ya. Gerçekten aşırı kalabalık. Hani tüm Kocaeli burada şu anda şakasız yani. Aynen öyle yani. Tüm Kocaeli burada. Yanlışlıkla Kocaeli'ne geldik. Aynen. Yanlışlıkla Kocaeli'ne gelmişiz arkadaşlar. Oh! Dertler derya olmuş. Ben de bir sandam. Devrilip batmışım. Neyse, oradaki yemeği köfteye daha çok hak edeceğiz, öyle düşün. Islama köfteyi. Beni köfteye sürükleyerek falan götüreceksin galiba. Sapanca'dayız arkadaşlar. Dört nesil. Şakasız dördüncü nesil bir köfteci. Sapanca'ya geldik mi, Sakarya'ya geldik mi, ıslama köfte yemeden olmaz. Şimdi ıslama köftelerimizi söyledik, bekliyoruz. Böyle önden bir ordur beri diyorum yani. Ordur beri diyorum. Bu da köfteci Yusuf'un sanki kendiymiş gibi piyasaya sürdüğü ama daha önceden böyle olan köftecilerin piyasada var olan ürünü. Kaan'ın piyazı, benim çoban salatam. Kaan'ın piyazı deme. Babaannemin de vardı bu saatten. Yok kızım değil. Karıştı. Hatlar karıştı. Saat 6 mı? Vay be. O zaman köfteler. Aha köfteler de geldi, şahane. O zaman bu kadar. Evet, bakayım bu kadar. Suyum da geldi. O zaman Kaan Bey bir şey yapınız.
tadım. Çok güzel. Bir de bu ama. Peki, ilk bir soru. Sivas köftesi mi, Sakarya ıslama köftesi mi? Kartal abiye selam olsun, Sivas köftesi sahibi. Değil mi? Kartal abi gör. Hani böyle... Şöyle sulu sulu. Ama... Onun yeri aynıydı. Sivas köftesi. Ne yiyorsun? Kabak köftesi üzerine... Kaymak, ceviz, tahin. Ceviz ve tahin. Balta mı var? Güzel duruyor. Güzel duruyor. Hadi şöyle. Şerbetine bana. Bunu şöyle bir ağzı da alacağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buradayız. Mükemmel bir ortam. Günaydın. Anahtar geliyorum ben. Arkadaşlar günah! Tatili bitirdik. Evet, şimdi. Bugün de tatil. Bugün herhalde tatil. Bugün çünkü